Değerli izleyiciler, arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir ekranlarınıza bir son dakika notunu da yansıtmaktayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir taziye mesajı geldi. Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kraliyet ailesiyle dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum diyerek noktalamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajını değerli izleyiciler. Az önce de aslında kısaca değinmiştik. Gündemin önemli bir başlığı CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasıyla başlayan tartışma kapsamında da değerlendirilebilir. CHP'li bir ismin, Barış Arkadaş'ın açıklamasını hatırlayacaksınız. Hatırlatalım, şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız. HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıkları dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız. Yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum, bana söyletmesinler, beni konuşturmasınlar diye noktaladığı bir açıklaması vardı, hatırlayacaksınız. İşte bu açıklamanın ardından İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti adına arkadaş hakkında suçu bildirmeme ve iftira suçlarından suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine CHP'li arkadaş bir açıklama yapacağını söylemişti. O açıklamayı yaptı. Şu anda da gündemin sıcak başlıklarından biri haline geldi değerli izleyiciler. Arkadaşın son açıklamasını ekranlara taşıyalım, ardından konuklarımıza değerlendiriyor olacağız. İzliyoruz. Bu arada ekranlarınıza bir son dakika notu daha yansıdı değerli izleyiciler. DAEŞ'in elebaşının yakalandığı açıklandı. El Sumaydai Türk Güvenlik Güçlerince Türkiye'de yakalandı. Sıcak bir başlık bu. Bu konuyu detaylandıracağız şimdi. Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran detayları aktarmak üzere telefon attığımızda. Kenan, söz sende, iyi akşamlar. Banu Hanım, şu an İstanbul Atatürk Havalimanı'na indik. Sayın Cumhurbaşkanımız gazetecilere Balkan turu ziyaretinin ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Açıklamaların bir kısmını paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız şu açıklamada bulundu. Türk Güvenlik Güçleri'nin DAEŞ'in en önemli ismini Abu Zeyd, Üstad Zeyd Kodatlı terörist Bashar Hattab Gazal El Sumaidi'nin Türk Güvenlik Güçleri'nce Türkiye'de yakalandığını açıkladı. Tekrar ediyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere Balkanlar turu dönüşünde çok önemli açıklamalarda bulundu. DAEŞ terör örgütünün en önemli ismini yöneticilerinden biri Ebu Zeyd Üstad Zeyd Kodatlı Bashar Hattab'ın Türk Güvenlik Güçleri'nce Türkiye'de yakalandığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı'nın DAEŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyonuna attığını, DAEŞ'in en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan Ebu Zeyd Üstad Zeyd Kodatlı teröristin Türkiye'de yakalandığını açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız açıklamalarına şöyle devam etti. Bu teröristin DAEŞ terör örgütü elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardeş'in öldürülmesinden sonra örgüt içerisindeki en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu ifade etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Sözlerine şöyle devam etti. Uluslararası raporlarda ve BM güvenlik raporunda bu teröristin DAEŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgisi yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanlarının bulunduğunu açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız açıklamalarına şöyle devam etti. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'da bağlantıları takip ediliyordu. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı yönünde. Evet, Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran'la bağlantımızı kaybettik. O da Cumhurbaşkanı'nın Balkan turunu takip eden gazetecilerden biriydi. Kuvvetle muhtemel jammerların çalıştırılmasıyla birlikte bağlantısını yitirmiş olabilir. Ama son derece önemli bir operasyonun MİT ve güvenlik güçleri koordinesinde gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Coşkun Başbu, çok önemli bir operasyon. DAEŞ'in en üst isimlerinden biri Türkiye'de, Türk yetkililerce yakalandı. Kenan Kıran tekrar telefon attığımızda. Kenan, seni dinliyoruz. Bağlantıda bir sorun oldu. Sözlerime devam ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, tekrar ediyorum, Türk güvenlik güçlerinin DAEŞ'in en önemli ismini ele geçirdiğini açıkladı.
Açıklamaları şöyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, uluslararası raporlarda ve BM güvenlik raporunda bu teröristin DAEŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti ve bu terörist Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. Sayın Cumhurbaşkanımız sözleri şöyle devam ediyorum. İstanbul Emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. Cumhurbaşkanımız yakalanan DAEŞ'lı teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi. Yakalanan teröristle ilgili çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporunda da DAEŞ terör örgütünün yöneticisi olduğu ifade ediliyor bu kişinin. Yakalanan DAEŞ'li Basar Hattab Gazal'ın terör örgütünün yönetiminde yer aldığı 11 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 30. olağan raporunda da adı geçiyordu. Son olarak şunu ifade ediyorum. Raporda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin raporunda şu ifadeler yer alıyor. 3 Şubat'ta DAEŞ lideri Amir Muhammed Said Abdulrahman El Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü. 10 Mart'ta DAEŞ'in Al Salbi'nin ölümü ikrarla yerini Abu Hasan'ın alacağını açıkladı. Abu Hasan'ın da gerçek kimliğinin henüz belirlenmemiş olmakla birlikte üye devletler arasında bu kişinin Iraklı Basar Gazal olabileceğinin düşünüldü. Birleşmiş Milletler raporunda yer alıyordu. Son olarak tekrar söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti DAEŞ terör örgütünün bir numaralı ismini Türkiye'de yakaladı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan 3 günlük ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere açıkladı. Fotoğrafını Sayın Cumhurbaşkanımız gösterdi. Muhtemelen fotoğraflar ekranlara yansıyordur, göremiyorum. Evet. Ama DAEŞ terör örgütünün en önemli üst düzey yöneticilerinden biri Ebu Zeyd Üstad Zeyd Kodaklı terörist Basar Hattab Türk güvenlik güçlerince Türkiye'de yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmaları devam ediyor. Bu Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İstanbul Emniyeti'nin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Türkiye terör örgütü, terör unsurlarına karşı tüm operasyonlarına sürekli devam ediyor Banu Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Kenan Kıran. İki son dakika notu. DAEŞ'in sözde yöneticisi bir numarası Türkiye'de yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı uçakta kendisiyle birlikte Balkan seyahatini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamalar içerisinde paylaştı değerli izleyiciler. Ve bu arada Cumhurbaşkanımız da 3 günlük Balkan turunu tamamlayıp yurda İstanbul'a döndü. Bunu da yine sıcak bir bilgi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Coşkun Başbuğ, önemli bir operasyon şüphesiz. Türk ordusu kahraman Mehmetçiğimiz DAEŞ terör örgütüne karşı göğüs göğüse çarpışmış ve en çok DAEŞ'li teröristi etkisiz hale getiren ordu olarak da hatırlanacaktır. Bunu her ne kadar Batı kabul etmese de DAEŞ'le mücadele noktasında Türkiye'nin atmış olduğu adımlar, altı çizilmesi gereken adımlar ve bugün gelinen noktada da DAEŞ'in yeni bir numarası Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda gözaltına alındı ve bundan sonra da yargı karşısına çıkacak. Buyurun. Banu, zaten ikinci bir ülke yok. Bakmayın siz DAEŞ'le mücadele komisyonu ülkeleri Irak'ta, Suriye'de işte. Bunların hepsi sadece kağıt üstünde bir yapı, sahada hiçbirinden esame okunmuyor. Bugüne kadar Amerika'nın kurduğu, bu noktaya getirdiği DAEŞ'i gene yok eden, temizleyen, Amerika'nın yarattığı pisliği ortadan kaldıran sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Onun istihbarat teşkilatı, onun polisi, onun askeri ve Amerika'nın hani bir iki tane operasyonu gerçekleşti malum. İşte Kureyş'i
Bağdadi gibi hani örgütün bir numarası diye adlandırılan yapılara yönelik operasyonlar. Zaten onun da istihbari bilgilerini biz verdik Amerika'ya. Adeta tepside sunduk. Her şey hazır. İşte koordinat bu yer bu. Buyur operasyonu yap dedik. Niye? Çünkü Trump zaten iç siyasette de gerçekten sadece bizim değil, yani dünya menfaatleri için iktidarda olması gereken bir kişiydi. Aslında ona bir yerde jest yaptık. Ülkende bunu kullanarak işte seçim kazan diye. Onun haricinde böyle diğer Fransa'ymış, İngiltere'ymiş, Amerika'ymış, bakmayın siz DAEŞ'le mücadele ediyoruz yalanına. Zaten kendi kurdukları bir yapı. Ve bunu söyleyen ben değilim. Amerika'nın devlet başkanı söylüyor. Trump'ın hatırlayalım o sözünü. Obama döneminde kurulmuş bir örgüttür dedi. Ve şu an biz işte o pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Ve bunda da gerçekten bütün devlet yapısıyla inanılmaz bir süreç götürüyoruz terörle mücadelede. Bakın PKK, YPG, DAEŞ, DHKPC, içimizdeki o diğer ihanet şebekesi yapılar. Üç farklı coğrafya, Irak, Suriye, Türkiye. Üçünde de eş zamanlı, üçünde de aynı yapıların yani güvenlik teşkilatlarımızın kullanıldığı operasyonlar ve hepsi de Allah nazardan saklasın nokta operasyonlar. Hı hı. Yani hiç kimsenin tek bir leke süremeyeceği operasyonlar. Birkaç cümleyle toparlayalım lütfen. Amerika'nın en son o yapmış olduğu operasyonda hani gene DAEŞ liderine yönelik 6'sı çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlayalım. Operasyon yaptı nokta operasyon. İşte biz de yapıyoruz. Ya iki bayrağın arasını alıyoruz o şerefli bayrağın ya da sarı torbaya ve bunun haricinde hiç kimsenin de tek bir gördüğü hasar ve zarar yok. Serkan Bey, önemli bir operasyon şüphesiz. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatımızın önemli operasyonları oldu. Özellikle PKK terör örgütünün üst düzey isimlerine yönelik. Ve şimdi çok kapsamlı bir operasyonla bir süredir takip edildiğini ve istihbari faaliyetlerin sürdüğünü anlıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle birlikte DAEŞ'in sözde yöneticisi ki az önce Kenan Kıran da aktardı. DAEŞ'in yeni bir numarası olması beklenen isim Türkiye'de yakalanmış, işte kılık değiştirmiş, sahte kimlikle geziyor, peruk takmış, sonra peruğu çıkartılmış gördüğümüz kadarıyla fotoğraflarda. Sizin de değerlendirmenizi almak istiyoruz. Şimdi bu şahıs, bu terörist yargı karşısına çıkacak. Süreçte nasıl işlemeli bu konuyla ilgili de bilgi paylaşırsanız bizimle seviniriz. Tabii Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu, özellikle Cumhur İttifakı iradesi ve Sayın Bakan Süleyman Soylu Bey'in ortaya koyduğu terörle mücadele azim ve kararlılığı. Bu terörle mücadele azim ve kararlılığını sadece FETÖ, PKK kapsamında değil, aynı şekilde DAEŞ'e karşı da bu kararlılığın ortaya konulduğunu çok rahatça ifade edebiliriz ki Suriye'deki operasyonlarda bu paravan örgütün özellikle PYD ve YPG'ye alan açmak için emperyalist ülkelere taşeronluk yaptı. Türkiye'nin de bu oyunu bozmak adına DAEŞ'e karşı çok başarılı operasyonlar yaptığını da yakın tarihte hatırlayabiliyoruz. Elbette ki bu DAEŞ'in Türkiye'de özellikle 2015 yılında giriştiği bombalı eylemler var. O bombalı eylemlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Terör örgütünün bu yetkilisi, üst düzey yöneticisinin de terör örgütü, silahlı terör örgütü mensubiyeti ve yöneticiliğinden dolayı da ağırlaştırılmış müebbet cezası alacağını hukuken değerlendirmek çok da zor değil. Bir yargılama süreci elbette ki olacak. Adil yargılanması, onun da hak ettiği cezayı alacağını düşünüyorum. İşte bizim getirdiğimiz eleştiriler aslında biraz önce konuyla da kapsamlı. Niçin HDP? İşte biz HDP'yi şeytanlaştırmak için bunları konuşmuyoruz. Keşke HDP Türkiye'yi ve Türk milletini önceleyen, 85 milyonu önceleyen politikalar güdebilseydi. Ali Bey'den, Sayın Vekilim'den, Sayın Komutanım'dan farklı görüşler ifade ederek, bazen bizim sinir uçlarımıza dokunarak, ama ve lakin Anayasa 26'daki ifade özgürlüğü kapsamında. İfade özgürlüğünün kapsamı nerede bitiyor? Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylem ve fikirlerin odağı haline geldiğinde bitiyor. Sizler farklı metotlar, farklı fikirler ortaya koyabilirdiniz. Toplumun genel kabullerinin aksine fikirler de ortaya koyabilirdiniz. Ama ortaya koyduğunuz fikirlerin ne olmaması lazım? Şiddet ve terörü teşvik etmiyor olması lazım. Şiddet ve teröre girişmişleri övmüyor. Onları kutsamıyor olması lazım. Ali Bey çok güzel ifade etti. Yani irtibat ve iltisak kelimesi HDP için yeterli kelimeler değil. HDP terörün siyasi şubesidir. Bir tarafta silahlı kanat ve silahlı kanat adına daha tehlikeli olan
vatandaşlarımız nezdinde zehirli bir propaganda yapan siyasi uzantıdan bahsediyoruz. Bu siyasi uzantıya karşı net tavır. Tabii bizlerin, siyasilerin açıklamalarını bir tarafta tutacak olursak, bu birlikteliği, bu siyasi uzantı olduğu gerçeğini Diyarbakır annelerinin açıklamaları çok net aslında ortaya koyuyor. Bu insanlar mağdur, evlatları HDP üzerinden, HDP il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları örgütlenmeleri üzerinden daha zaten çıkartılıyorlar ve bunu da o anneler, babalar, yakın akrabalar çok net bir biçimde ifade ediyorlar. Peki bunu nasıl açıklıyorlar? Açıklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Çünkü açıklayamazlar. Yine Ali Bey ne dedi? Pragmatist bir yaklaşım. İşte İyi Parti'yi ele aldık. Bakınız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sivas'ta yaptığı görkemli miting sonrası bu olaylar gündeme gelmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi yok %3'e düştü, yok %4'e düştü derlerken inanılmaz mahşeri bir kalabalık. Ki bu pazar günü de Bursa'da aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli Bey'in katılım sağlayacağı Bursa mitinginde o anket firmalarıyla oluşturmaya çalıştıkları algılar altüst oldu. Enflasyon %80, küresel krizin vatandaşımıza yansımaları da var ama İyi Parti ve CHP şuna baktı. Ya dedi ki, vatandaş bir türlü bize güvenmiyor, bize yönelmiyor. İktidarın oyları azalmıyor. Cumhur İttifakı'nın oyları azalmıyor. Burada bir tuhaflık yok mu? Hep dediler ki tencere iktidar götürür. Tencere milli meselelere eşit duran 2-3 parti arasında iktidar götürür. Ama bu denli savrulmuş bir millet ittifakı sadece tencere üzerinden milletten teveccüh göremedi. Ve Sivas mitinginde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne milletin verdiği destek bugün bu danışıklı dövüşü, bu tiyatroyu tekrar gündeme getirdi. Yine Ali Bey çok güzel ifade ettiler. Bakın, öfkede ölçülü olmak bir erdemdir. Ama insan ilkelerde ölçülü olduğu dakikada artık bu bir erdem değil, kusur haline gelir. Sizler, her tercih bir vazgeçiştir diyoruz. Sizler sadece iktidar uğruna, sadece yönetim kadrolarınızın kişisel ikballeri uğruna, milli meselelere bu denli yabancılaştığınızda, sahaya indiğinizde hacı teyzeler, hacı amcalar soruyor, HDP ile ne işiniz var diyor. Hani siz diyor milliyetçiydiniz. Hani MHP'dekilerden daha iyi ülkücüydünüz. A'yı beğenmiyordunuz, B'yi beğenmiyordunuz. Nedir bu? Bunu diyenlere karşı kah şiddet uyguladılar. Kah şehit kardeşlerine hakaret ettiler. Çünkü Mansur Yavaş'ı da ifade ederken söylemiştik. O kadar pragmatistlerdir ki onlar için iyi olan şey, partilerin adı da iyi, pragmatizmde iyi olan tek şey fayda sağlayan şeydir. Dolayısıyla iyi kavramı da buradan geliyor herhalde. En faydalı şey neyse onu iyi kabul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. CHP'yi artık karıksadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmaktan binlerce kilometre uzağa savruldular. Tabanda da her ne kadar buna yoğun itiraz olsa da sadece AK Parti karşıtlığı üzerinden tabanın da bu aşamada yüksek bir itiraz ortaya koymadığını görüyoruz. Ama ve lakin işte Barışçı arkadaş çıktı dedi ki bu dedi. Şimdi burada suç var mı yok mu? Şunu irdeleyeceğiz. Hep yolsuzluk dediniz, usulsüzlük dediniz. Bir milletvekilinin ittifak kapsamında elde edilmiş bir belediyeden kendisine ve oğullarına ait bir şirkete 102 milyon TL'lik ihale alması siyasi etiğe uygun mudur? Değerli milletvekiline soracağız. Diyeceğiz ki ya arkadaş, sen milletvekilisin. Sen gidip herhangi bir kamu kuruluşundan, yönetiminde olduğun belediyeden iş aldığında sen siyaseti millet için mi yapıyorsun, siyaseti kişisel ikballerin için mi yapıyorsun diye sorarlar. Yakın tarihte bunun örneklerini gördük. Bunun üzerinden de çok ağır eleştiriler yaptılar. Ben Serkan Topel olarak herhangi bir siyasi partide vekil değilim. Herhangi bir siyasi partide görevim yok. Ama sadece kamuoyu, hukukçu kimliğimin yanında siyasi kimliğimle de beni tanıdığı için gidip bir kamu bankasından herhangi bir avukatlık ilişkiye girmiyorum. Herhangi bir kamu kuruluşundan herhangi bir avukatlık iş almıyorum. Herhangi bir AK Partili ve MHP'li belediyeden gidip avukatlık hizmet almıyorum. Niçin almıyorum? Siyasi etik. İnsanlar bu siyasi değerlendirmelerini, bu siyasi mücadelelerini ticarete evirmek, rant sağlamak için yapıyor demesinlerdi. Evet, şimdi Metin Ergün Bey açıklama yapmış. Sadece İyi Partililerin değil diyor, şartları taşıyan herkes diyor belediyenin ihalelerine girebilirdi. Kamu ihale kanununa uygun şekilde, şeffaf şekilde yapılmaktadır ihalelerimiz.
Millet İttifakı'nı diyor, terörü meşru görenlerle beraber yor yürümeyi dayatanlar. Bakın tekrar okuyayım. Millet İttifakı'na terörü meşru görenlerle beraber yol yürümeyi dayatan. Bunu Barış arkadaşa söylüyor. Biraz önce siz Barko'ya yansıttınız. Musa Avat Dervişoğlu'ndan başlayarak İYİP, HDP'yi meşru gören açıklamaları ardı ardına yapan kendi partisinin yöneticileriydi. Şimdi mi Barış arkadaş HDP ile yol yürümeyi dayatmış oldu? Sivas mitingindeki o mahşeri kalabalığı görünce mi akıllarına geldi? Bahar Hanım, bunların hepsi danışıklı dövüşten ibarettir. Eğer samimiyetleri varsa şunu yaparlar. İYİ Parti çıkar, bir ittifakta adayları kimse açıklarlar, derler ki biz birinci turda seçim kazanacağız. Milli meselelerde Cumhur İttifakı ile aynı çizgideyiz. Ayrıştığımız konular budur. Milletimize şunları şunları vaat ediyoruz. Birinci turda seçilmeyi hedefliyoruz. Seçilemezsek ikinci tura birinci aday olarak kalıp Sayın Erdoğan'ın karşısında yarışacak adayı çıkarmayı planlıyoruz. Tüm bunlar olmazsa da terörün olmadığı yerden yana inisiyatif koyarız derlerse Türk milletinin nezdinde samimi olurlar. Onun dışında HDP'nin İYİ Parti'ye yönelik söylemleri de danışıklı dönüş. Emin olun final hareketi önemlidir. Finalde eylem ve fikir birlikteliği içinde gerek terörle mücadele kararlılığını ortadan kaldırmak, gerekse Kuzey terör devletini kurdurma noktasında İYİ Parti HDP ile aynı çizgiye gelecektir. Eğer cidden bu İYİ Parti bu konuda samimi olsaydı, Suriye tezkeresine hayır oyu verildiği gün bu ittifakın çatırdıyor olması lazımdı. İYİ Parti bu konuda çok samimi olsaydı, çıkıp HDP seçmenine, bakın biz HDP kurumsalı tanımıyoruz, meşru da görmüyoruz. Yasal olması bizim için, meşru olması için yeterli değildir. Gelin bu terör partisine oy vermeyin. Gelin ülkenin bölünmez bütünlüğü içinde faaliyet gösteren bizlere oy verin diye olsalardı, bugün yine İYİ Parti'nin samimiyetten bahsedecektik. Veya bugün Türk demokrasisine kazandırdıkları tek bir gerçeklik var. CHP'ye belediye kazandırmak ve HDP ile birlikte kadro ve daire başkanlığı paylaşmak gerçeği ortada. İşte burada da Samsun milletvekili çıkıp bunu yalanlasın. Metin Ergün yalanlamamış. Metin Ergün öyle bir şey yok dememiş. Bu arkadaşımızın da hakkı demiş girmek. Hayır, bir milletvekilinin hakkı değil, Millet İttifakı Belediyesi'nde ihaleye girmek. Peki efendim.